Ekibimizle, itfaiye grubumuzla, gönüllülerimizle, bu ekiple, müdürleriyle, yöneticileriyle onlardan gurur duyuyorum. Türkiye'de her tarafta ses getiriyorlar. Hem tatbikatlarda ses getiriyorlar, hem de bilgi alışverişinde Türkiye çapında her tarafla ilişkileri var. Ve Karadeniz Ereğli bir iş olmasına rağmen birçok konuda, kurtarma konusunda, yangın konusunda en önde olan ilçelerden bir tanesi. Burada da yapılan hazırlıkları gördünüz. Sürekli gönüllü grubumuz var. Kurtarma grubumuz var. Denizde gerektiği zaman arınmakta botlarımız var. Jet skilerimiz var. Her şeyimiz hazır vaziyette. Ben bütün yöneticileri ve çalışma arkadaşlarımın hepsini kutluyorum ve hepinizin alkışlamasını rica ediyorum. Ülkemizin temel sorunlarından birisi biliyorsunuz deprem. Geçtiğimiz haftalarda İzmir vuran depremle hepimiz tek yürek olduk. İçimiz yandı. Kayıplarımız için büyük üzüntüler yaşadık. Yarın Düzce depreminin yıl dönümü. O büyük acıları yaşıyoruz. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. Ne yazık ki bunu çok büyük acılarla ve yaşayarak öğrendik, öğreniyoruz. Karadeniz Ereğli ikinci derece deprem bölgesinde bulunuyor ve ancak çevremizdeki il ve ilçelerde meydana gelecek depremlerden etkileniyoruz. Bu nedenle binaların sağlamlığı ve önlem almamız yerimiz için de önem taşıyor. Şu anda biz bir gösteri yapıyoruz, hatırlatma yapıyoruz vatandaşlarımıza, Ereğli'de yaşayan insanlarımıza, bütün mahallelere dolaşacağız ve bunu hatırlatacağız. Canlı tutmaya çalışıyoruz. Örnekleriyle depremi canlandırıyoruz. Karşılayabileceğimiz tehlikeleri sunuyoruz. Ayrıca içeride teknik ekibimizle İl Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüğü'yle görüşmeler yapmak suretiyle Ereğli'ye belli yerlerde zeminin ve evlerin kontrol edilmesi için teknik çalışmayı da beraberinde götürmeye çalışıyoruz. Yani sadece eğitmek değil, aynı zamanda Ereğli'de de sakat evler falan varsa bunların tespiti için de teknik ekiplerimiz de ayrıca çalışma yapıyorlar. Çok önemli bu olaylar. Canımız yandığı zaman, o depremle karşılaştığımızda, çocuklarımız, torunlarımız zor durumda kaldığında, o zaman ah ne yaptık dememek için mutlaka evvelinden hazırlanmak lazım. Komşularımızı, yakınlarımızı, hemşerilerimizi uyarmamız lazım. Çok acı bir olay. Çok büyük bir olay. Ama bunu kafamızda bir yere ayırmazsak, hazırlığımızı yapmazsak Allah korusun büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. İşte Ereğli Belediyesi Türkiye'de belki ilk defa bu anlamda eğitimlere başladı. Teknik yönden de hazırlık yapıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi ilk kez bu çalışmaları ön plana çıkarmaya başladık. Belediye olarak biz gerekli önlemlerin alınması ve deprem bilincinin geliştirilmesi için bir süredir yoğun çalışmalar yapıyoruz. Her mahallede toplanma alanlarını belirleyerek bunları açıkladık. Toplanma alanlarımız var 60'ın üzerinde. Buralarda kesinlikle AVM falan yaptırmadık. İnşaat falan yaptırmadık. Toplanma alanları bizim ayırdığımız toplanma alanları toplanmalı olarak açık vaziyette bekliyor. Az sonra bir tanesini göreceğiz. Her mahallede sakinlerin rahatlıkla gidebileceği bir toplanma alanı var. Bunları aynı zamanda kodladık. Dijital olarak da toplanma alanlarını görebiliyorsunuz.
Ama her mahallede toplanma alanlarını göstereceğiz. Vatandaşlarımız evvelden benim toplanma alanım Kavaltık'ta şurası diyebilecek. Şimdi deprem öncesi neler yapmamız gerektiğini, deprem sırasında yapmamız gerekenleri anlatan, toplanma yerlerini gösteren bir broşür hazırladık. Bundan bir miktar bastırdık ama bütün evlere bunu dağıtmak istiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız bunları okuması lazım. Ön hazırlık yapması lazım. Eğer hatırlıyorsanız Ayda çocuğumuz bir yere sığınmış, bir yaşam üçgeni yaratmış. Allah'a şükür orada kurtuldu. Yani yaşam üçgenleri çok önemli. Müdürümüzün az evvel anlattığı gibi kaçarak değil, olduğun yerde kendini emniyete alarak, çamaşır makinesi, buzdolabı, masa gibi yerlerde bir yaşam üçgeni yaratmak suretiyle bunların hepsini deprem kitabında anlattık. Bu hazırlığa çok evvel girdik. Düzce depremi evvelden, eğer İzmir depremi olmasaydı bunları yapacaktık. Düzce depremi yıl dönümü gelmeden biz hazırlıklarımızı yapalım, vatandaşlarımızı uyaralım diye karar verdik. Ona göre de itfaiye müdürlüğümüz bu çalışmaları hazırladı. Bu broşürleri dağıtıyoruz. Eğer broşür elinize ulaşmadıysa isteyebilir ya da belediyenin sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Şimdi bu konuda 31 mahallemizde tatbikatlar ve eğitimler başlattık. İlk uygulamamız Kavaklık Mahallesi'nde. Arkadaşlarımız eşyalarınızı nasıl monte etmeniz gerektiğini, deprem anında kendinizi ve yakınlarınızı nasıl koruyacağınızı, deprem çantası hazırlamasını açıkladılar. Görsel olarak da bunları gördünüz. Biz Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak halkımızın her zaman yanındayız. Deprem öncesi hazırlıklarda da yanındayız. İnşallah Allah ülkemizi acılı dertlerden, sıkıntılardan kurtarsın diyoruz. Ve hepinizi sevgiyle, barışla, dostlukla selamlıyorum, saygılar sunuyorum.